Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde programlamada döngülerde sonsuz döngü ve boş döngü kavramlarını göreceğiz. Öncelikle sonsuz döngüden başlayalım. Sonsuz döngü nedir? Tanımı: eğer şart döngünün belirli bir aşamasında bozulmuyorsa, yani false durumuna geçmiyorsa, bu döngü sonsuz döngü durumuna geçmiş olur. Biliyorsunuz döngüleri döndürürken bir şart koyuyoruz. Bu şartımız doğru olduğu zaman döngümüz dönüyor. False değerine geçtiği zaman döngüden çıkmış oluyoruz. Eğer ki döngünün dönme aşamasında hiçbir şekilde false değerine geçmiyorsak, bu döngümüz sürekli dönecektir. Ve bu durumda döngüden çıkış olmayacaktır. Sonsuza kadar veya o değişkenin içeriğinin sınırları aşılana kadar dönecektir. Örnekle gösterelim. Bir tane while döngüsü kuralım. While döngüsü kuracağım. Öncelikle normal sonsuz döngü olmayan bir while döngüsü kuruyorum. Evet, bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 1'den 10'a kadar saydı. 10'da döngümüz bitti. Sayacımızı 1'den başlattık. 10'a kadar sayacımızı devam ettirdik. Küçük eşittir 10 dedik. Sayacımızı da artırdık. Sayacımızın değeri artık bu eşitliği, bu mantıksal sınamayı karşılamadığında, yani yanlış olduğunda döngümüzden çıkıyor. Ne zaman çıkıyor? Sayacımız 10 olduğunda devam ediyor. 10 küçük eşit midir 10'dan? Evet, doğru, devam ediyor. 11 olduğunda ise döngümüzden çıkıyor. Neydi sonsuz döngü? Hiçbir zaman bu yanlış, yani false değeri olmayacak şekilde döngümüz oluşursa buna sonsuz döngü diyoruz. Örneğin bunu nasıl sağlayabiliriz? Bizim burada döngümüzü sağlayan değişkenimiz, sayaç değişkenimiz 1'den başlıyor. Biz bunu döngü döndükçe yavaş yavaş artırıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye artı 1 dediğimiz için 1, 2, 3, 4 diye artıyor. Peki biz buna artı 1 değil, eksi 1 desek ne olur? Eksi 1 dediğimizde, bakın çalıştıralım, adım adım çalıştıralım. Sayacımıza 1 atandı. 1 küçük müdür veya eşit midir ondan? Evet, doğru tarafa gidecektir. Doğru tarafa gitti. Sayacımızı yazdı 1. Daha sonra sayacımızı şu an azaltıyoruz. 1 azalttık. Yani 1'den 0'a düştü. Bakın sayacımız 1'den 0'a düştü. 0 küçük müdür? Evet. Sonra 0 yazdı. Sayacımız eksi 1'e düşecek şimdi. Eksi 1 küçük müdür? Evet. Ben bunu artık devam ettirdiğimde bakın eksili olarak aşağıya doğru gidiyor. Bu durumda normalde bu döngüm benim sayaç değişkenim 11 olursa sonlanabilir. Ama şu anda ben sayacı sürekli azalttığım için 11 olma şansım var mı? Yok. Bu durumda döngüm sürekli dönecektir. Biz bu olaya döngülerde sonsuz döngü diyoruz. Bakın çalıştırdığımda, adım adım çalıştırıyorum şu anda, sonsuz olarak dönecektir. Veya komple çalıştırayım. Bakın sayıyor, devam ediyor. 200'lerde, 300'lerde bu şekilde döngüm devam ediyor. Şu an döngümden çıkma şansım yok. Durdurdum. Zorla durdurdum. Tabii sonsuz döngü değişik şekillerde oluşabilir. Ben sayacımı 1 azalttım. 1 azaltmadan da olurdu. Şunu silerim. Yani sayacımı herhangi bir azaltma artırma yapmadan da olabilir. Çalıştırdığımızda bu sefer ne olacaktır? Sayaç 1. 1 küçük mü ondan? Evet. 1 yazacaktır. Sonra sayacımda herhangi bir şey yapmadım. Sayacım hala 1 olacak. 1 küçük mü ondan? Evet, evet, evet. Bu şekilde
Ne olacaktır? Bu sefer de ekrana sürekli şu anda 1 yazıyor. Yani farklı farklı yöntemlerle döngümü sonsuz döngüye sokabilirim. Biz bu olaya sonsuz döngü diyoruz. Sonsuz döngüyü engellemek için de ne yapıyoruz döngülerimizde? Sayaç değerimizi uygun şekilde artırma veya azaltma yapıyoruz. İkinci, eğer döngünüzdeki şartınız hiçbir zaman true değeri almıyorsa bu döngünüz hiç dönmeden sonlanacaktır. Yapalım. Öncelikle bunu normal hale getirelim. Evet, sayaç eşittir, sayaç artı 1 dedik. Çalıştırdığımızda bakın normal vaziyette 1'den 10'a kadar döndü. Boş döngüde neydi? Hiçbir şekilde bu doğru tarafına girmeyecek. Bunu da yine farklı farklı şekillerde yapabiliriz. Örnek, ben sayaca başlangıç değeri 1 değil de 20 atarsam ne olur? Çalıştıralım. Bakın konsolda hiçbir şey görmüyoruz. Şu anda hiç şu döngünün içerisine girmedi. Bu olaya da boş döngü diyoruz. Nasıl girmedi? Bakın adım adım çalıştıralım. Sayaç tanımlandı. Sayaca 20 değeri atandı. Hemen sorguya geldi. 20 küçük müdür 10'dan? Cevabımız ne? Yanlış. False değeri geldiği için direkt çıktı. Hiçbir şekilde şu döngümüzün içerisine girmedi. Bakın tak çalıştırdım. Komple çalıştırdım. Hiçbir şekilde girmedi. Biz buna da boş döngü diyoruz. Döngünün içerisine hiç girmeden sonlanırsa buna boş döngü diyoruz. Bu durumda yine farklı farklı yöntemlerle yapılabilir. Başlangıç değerimizi farklı verirsek olabilir. Şu işaretlerimizi değiştirirsek yine aynı şekilde boş döngü oluşturabiliriz. Evet, döngülerde sonsuz döngü ve boş döngü bazen karşılaştırdığımız olaylardan bunları yapmak da isteyebiliriz. Yanlışlıkla da yapmış olabiliriz. Bunları bilmekte fayda var.